Gözün Halide'nin üstünde olsun Yasin'a. Benden habersiz çiftlikten ayrılmayacak. Şayet gitmeye kalkarsa engelleyeceksin. Neyim? Nasıl yaparım? Yapacaksın. Gerekirse kolundan tutup bırakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Peki beyim. Sen nasıl istersen. Gelen misafirlerinden de haberim olsun. Anladım beyim. Bilmem ki. Mühim bir kabahat işledi zar. Baksana hapis aldı. Yasin Ağa. Buyurun. Otomobilin anahtarı nerede? Bende Halide Hanım. Ne duruyorsun, versene. Veremem. Ne demek veremem? Emirlerime karşı mı geliyorsun? Ama Muzaffer Bey'in de emri var. Benim için onun emirleri asıl olandır. Çiftlikten ayrılamazsınız. Siz de abinizin talimattan uysanız iyi olur. Başımızı belaya sokmayalım. Bugün Reşit'i çiftliğe aldım. Çiftçibaşı olarak. Reşit? Şu berber olan. Sana danışmadım ama bu iş için biçilmiş kaftan. Sen öyle düşünüyorsan uygundur. İyi akşamlar Halide. Size de. Misafirimiz olduğunu bilmiyordum. Senin misafir sayılmaz. Artık iş arkadaşı da sayılırız. Fabrikada birlikte çalışacağız. Öyle mi? Ne vazifeyle? Biz de bunu konuşuyorduk az önce. Onun tecrübelerinden azami derecede faydalanmak istiyorum. Senin bir fikrin var mı? Hayır, yok. Fabrikadaki bazı işlerimi devretmeyi düşünüyorum. Etrafımda güvenebileceğim insanlara ihtiyacım var. Selim'in varlığı beni ziyadesiyle rahatlatacak. Teveccühünüz efendim. Ne dersin Selim? Nasıl bir vazife belirleyelim? Efendim, bence fabrikanızda ve tarlalarda üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Gelen Marshall yardımlarıyla üretimimiz epeyce arttı zaten. Hakkınız var. Zira ürünlerin pazarlaması hakkında aynı kanaatte değilim. Zannımca pazarlamadaki bu boşluğu ben doldurabilirim. Hala. Memleket dışına açılmayı düşünüyorduk zaten. Seninle birlikte çalışmak beni mutlu kılıyor. Ne dersin Halide? Daha önce Muzaffer Bey'le istişare ettiğiniz için rahat davranacağım. İzninizle. Halide,
eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin? Aa, ne hoş bir sürpriz bu. Demek sen de yuva kurabileceksin sonunda. Seninle yarım kalan bir yolculuğumuz oldu. Eğer sence de uygunsa onu tamamlayalım mı? Bu izdivaç bence de uygundur hemşire. Çok hassas bir mesele tabii. Halide'nin biraz daha zamana ihtiyacı var anlaşılan. Anlıyorum. Anlıyorum. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Güle güle, yine bekleriz. Lütfen rahatsız olmayın. Buyurun, ben size yolu göstereyim. İyi akşamlar Selim. Bu yaptığın terbiyesizlik hemşire. Selim'i çok zor durumda bıraktın. Benim durumum da pek kolay değildi abi. Hakkımda önceden konuşup kararlar vermişsiniz. İyiliğin için uğraşıyorum. İyiliğim mi? Selim'le evlenmek mi iyilik? Bana bu konuda baskı yapma abi. Beni Selim'le evlenmeye zorlama. Selim'le evlenmeye zorlamıyorum seni. O olmasa da sana ve ailemize layık biri pekala olabilir. Lakin derhal evleneceksin. Böyle bir şey nasıl söylersin abi? Abiyi sıfatıyla söylüyorum. Ya hemen evlenip bu meseleyi kapatacaksın ya da ömrün boyunca bu çiftlikten dışarı adımını bile atamazsın. Seçimini yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.